İnsanlar yol ortasında durup resim çekinirler. Eyfel Kulesi'ni bir de bu açıdan göstereyim. 5 tanesi 1 euroya satılıyor arkadaşlar. Eyfel Kulesi'nin altında bulunmaktayız. Bir sokak sanatçısı. Yani buradaki fiyatlar arkadaşlar merdivenle çıkmanın fiyatıdır. Şu şekilde arkadaşlar Eyfel Kulesi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir vlog ile tekrar karşınızdayım. Bugün Eyfel Kulesi'nin bulunduğu yere geldik arkadaşlar. Sizlere hem Eyfel Kulesi'ni hem de bulunduğu bölgeyi göstermek isterim. Çünkü arkadaşlar birçoğu kişi sadece Eyfel Kulesi'ni gösterirler. Bu arada 2 veya 3 sene önce ben de Eyfel Kulesi'ne çıktım arkadaşlar. O videoya da yukarıdan çıkan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar tur otobüsleri mevcut. Ve sizleri Paris'te bulunan en önemli, en bilinik yerlere götürürler. İnternette biraz araştırma yapıp bu tur otobüsleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Şu şekilde satıcılar mevcut arkadaşlar. Ellerinde Eyfel Kulecikleri'nden gezerler. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu arkadaşlardan bir şey alacak olursanız pazarlık yapın. Çünkü ilkten sizlere çok yüksek fiyat söylerler. Pazarlık yaparak daha uygun fiyatı alabilirsiniz. Arkadaşlar burası Trocadero meydanıdır. Burası açıydı eskiden. Şu anda galiba restore edildiğinden ötürü kapatıldı buralar. Bundan 2-3 yıl evveline kadar burası açıydı. Tamamen görünüyordu Eyfel Kulesi. Buraya geldiğinizde telefonunuzu, çantanızı, cüzdanınızı iyi saklamanızı tavsiye ederim. Hani biraz çünkü kalabalık bir yer burası. Evet, bir gösteri var. Ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Buranın ambiyansı çok farklı. Mouvement numéro 4. Le dragon cherche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. OK tout le monde. Everybody! Waka waka hey hey waka waka hey hey waka waka okay eh no waka waka you like the show.
super. Come bro. Merci. Thank you, merci. Sizlere demek istediğim buydu arkadaşlar. Hani birçok kişi gelip sizlere sadece Eiffel Kulesi'ni göstereyim. Çevresinde olanları ve bu güzel manzarayı, bu güzel ambiyansı da göstermek istedim ben sizlere arkadaşlar. Genelde turistlerin geldiği zamanlarda buralar hep bu şekilde canlı olur arkadaşlar. Şöyle sizlere Eiffel Kulesi'ni göstereyim buradan. Muhteşem bir manzara. Dilerseniz buradan gidelim. Sizlere bu havuzu daha yakından göstereyim. Muhteşem bir yer. Gördüğünüz gibi insanlar gelip burada vakit geçirirler. Çimlerin üzerine oturup bir şeyler yiyip içiyorlar. Gitgide Eiffel Kulesi'ne yaklaşıyoruz arkadaşlar. Geçen defa geldiğimizde bu meydanda lüks arabalar kiralanıyordu. Sarı ve yanılmıyorsam kırmızı bir şey vardı, Ferrari vardı. 10-15 dakikalığına kiralayabiliyorsunuz ve buraları gezebilirsiniz arkadaşlar lüks araçlardan. Görürsem eğer fiyatlarını öğrenip sizlere söyleyeceğim. Bir sokak sanatçısı. Hava güzel. Buna ek olarak bir de pazar günü. O yüzden biraz kalabalık burası bugün. Yani burası trafiğe açık bir alandır arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi insanlar yol ortasında durup resim çekinirler. Askerler dolaşır arkadaşlar. Genelde buralar kalabalık olduğunda görmüş olduğunuz gibi askerler dolaşmakta arkadaşlar buralarda. Güvenliği sağlamak için. Eiffel Kulesi'ne çıkmak bedava değildir arkadaşlar. Fiyatlarını sizlere videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Çünkü güncel fiyatlarını ben de bilmiyorum şu anda. Araştırıp sizlere söyleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bundan 2 yıl önce ben Eiffel Kulesi'ne çıktım. O videoya da yukarıdan çıkan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burası arkadaşlar Eiffel Kulesi'nin çıkış kısmıdır. Yani Eiffel Kulesi'ni gezdikten sonra buralardan çıkarsınız. Şurada yine bu şekilde ufak bir park var. İnsanlar burada vakit geçiriyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani ufak Eiffel Kulecikleri var ya böyle ufakları. 5 tanesi 1 euroya satılıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hani sizleri böyle kandırmaya çalışmasınlar. Satıcı fark etmeksizin 5 tane ufak Eiffel Kuleciği 1 euroya satılıyor. Burası 2 numaralı giriştir. Eiffel Kulesi'nin bahçesine girmeye karar verdik. En azından sizlere bulunduğu yeri ve bahçesini de göstermek isterim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önce güvenlikten geçersiniz. Ardından Eiffel Kulesi'nin bahçesine giriş yaparsınız. Burada ise bir pano var arkadaşlar. Buradan daha iyi okunur fiyatlar. Buradaki fiyatlar arkadaşlar merdivenden çıkmanın fiyatıdır. Buradaki fiyatlar ise asansörden çıkmanın fiyatıdır. Aynı şekilde tepeye çıkacak olursanız da fiyatlar bunlar arkadaşlar. Hani olgun bir insan için asansörden çıkmak 26.80, merdivenden çıkmak 20.40 eurodur. Sanırsam fiyatlar daha pahalı oldu. Geçen defa galiba 18 euro bir şey ödedik biz. Şu anda arkadaşlar Eiffel Kulesi'nin tam altına doğru ilerledik. Burada ise hani bilet satış noktaları mevcut. Gidip bilet satın alırsınız. Ardından da Eiffel Kulesi'ne çıkarsınız arkadaşlar. Şöyle sizlere biraz daha Eiffel Kulesi'ni göstereyim. Burada gördüğünüz bilet satış sırasıdır. Bilet satış kuyruğudur arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar tam da Eiffel Kulesi'nin altında bulunmaktayız. Şöyle sizlere bir açık etrafı göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar
bu videoda bugün sizlere Eyfel Kulesi'nin bulunduğu yeri, Eyfel Kulesi'ni ve buradaki ambiyansı göstermek ve yaşatmak istedim. Az evvel göstermiş olduğum çıkış noktalarına doğru ilerledik. Şu şekilde. Eyfel Kulesi'nin bahçesine ve bulunduğu alana giriş bedavadır. Sadece güvenlikten geçersiniz, o kadar. Ancak Eyfel Kulesi'ne çıkmak isterseniz ücretlidir. Ücretleri de sizlere zaten gösterdim. Buradan çıktığınızda hemen böyle, hani buradaki satıcılar ısrarcı olacaktır bir şeyler satın alasınız diye. Evet, şu şekilde otomatik kapılardan geçtik. Evet. Dediğim gibi buradan çıktığınızda buradaki satıcılar böyle birazcık daha ısrarcı ki sizlere bir şeyler satsınlar diye. Şu anda Eyfel Kulesi'nin bahçesinden çıktık. Burada ise bir numaralı giriş var. Bir veya iki numaralı girişten giriş yapabilirsiniz arkadaşlar Eyfel Kulesi'ne. Yine Eyfel Kulesi'nin yanında büyük bir park bulunmakta ve biz de şu anda o parka, o bölgeye giderik arkadaşlar. Şöyle sizlere Eyfel Kulesi'ni bir de bu açıdan göstereyim. Gerçekten çok kalabalık bir yer arkadaşlar. Evet, Eyfel Kulesi'nin bu tarafında bulunan park da şu şekildedir. Şöyle biraz gölge olan yerden gidelim. Gördüğünüz gibi insanlar buraya gelip böyle manzaranın keyfini çıkarırlar. Vakit geçirirler. Fransa'ya geleli daha 2 gün oldu. Dinlenmek istedim, normalde birazcık uyumak istedim. Ancak yağmurlu günler geliyor arkadaşlar bu gelen hafta. Biraz hava soğuk olacak, hava kapalı ve yağmurlu olacak. O yüzden ben de dinlenmeyi bir tarafa bıraktım. Sizler için bu videoyu çekmek istedim. Hava güzelken, güzel bir pazar gününde sizlere bu güzel videoyu çekmek istedim arkadaşlar. İnsanlar burada gelip piknik yaparlar. Buna burada izin veriliyor. Hiçbir sıkıntı yok yani. Şöyle sizlere tekrardan Eyfel Kulesi'ni bir de bu açıdan göstermek isterim. Şu şekilde arkadaşlar Eyfel Kulesi. Evet arkadaşlar, bu videoyu bu güzel yerde bitireceğim. Umarım sizlere güzel kareler aktarabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.